Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. 11. sınıf vektörler konusuna başlıyoruz. Başlayalım. Vektörler kısmına geçmeden önce biz büyüklükleri ikiye ayırıyoruz. Skaler büyüklükler ve vektörel büyüklükler olmak üzere. Skaler büyüklükler şunlar hocam. Sayı ve birim olacak. Sayı ve birim. Burada yön aramamıza gerek kalmadan sayı ve birimden oluşan sadece bunlara skaler büyüklükler diyeceğiz hocam. Örneğin işte pazardan 5 kilogram elma aldım, değil mi? Bu dediğim zaman yani buradaki kütle kavramı bizim için yön belirtmeme gerek var mı? İşte 5 kilogram sağ yönünde elma aldım dememe gerek yok, değil mi? Yön belirtmeme gerek yok. Yine mesela masanın laboratuvar masası 2 metre uzunlukta. Bak uzunlukta da burada skaler büyüklük. Yön belirtmeye gerek yok. Ancak bazı büyüklüklerde sayı, birim ve yönle ifade etmem gerekecek. Yön. Mesela hız dediğim zaman işte araç 10 metre bölü saat hızla doğu yönüne gidiyor dediğim zaman burada yön belirtmem gerekir. İşte hız. Hızla belirtmem gerekir. Yine şurada yer değiştirmede kuvvet dedim hocam. Bunlar da yön belirtmemiz gerekir. Kuvveti aşağı mı uygularım, yukarıya doğru mu vesaire. Skalerde de hocam işte kütle bak. Burada yön önemli değil. Yine zaman da yön önemli değil. Sıcaklık da yön önemli değil. Tamam? Bu şekilde. Şimdi vektörün gösterimine bakalım hocam. Dört temel şeyin olması gerekir bir vektörde. Bir, başlangıç noktası, bitiş noktası, bir büyüklüğü ve bir doğrultusu olması gerekir hocam. Tamam. Aşağıdan hangisi bir vektörün özelliklerinden değildir derse A başlangıç noktası olması lazım mı olması lazım. Bitiş noktası olması lazım mı olması lazım. Doğrultusu olması lazım mı olması lazım. Büyüklüğü olması lazım mı olması lazım. Değerli arkadaşlarım atıyorum birim. Ya birime gerek yok mesela gibi. Bu şekilde tamam. Buraya not aldık mı? Çok güzel. Ne yapalım? Hocam devam edelim. Vektörlerle devam ediyoruz. Şimdi iki vektörün eşitliği. Hocam iki vektörün eşitliğinde şuna dikkat edeceksin. Yönler aynı olacak. Yönler aynı. Büyüklük de aynı. Büyüklükleri de aynı. Örneğin bakın A'ya. 3 birim x ekseninde. 3 birim y ekseninde. Yalnız da bu artı 3. Burada da artı 3. Yani A noktası şu şekilde hocam koordinatları yani. Koordinat olarak belirtirsem. 3 virgül 3. B noktasına bakın. 1, 2, 3'e 3. B noktası 3'e 3. Bakın yönleri de aynı mı? Aynı. O zaman sen A ile B'ye ne dersin hocam? Eş vektör dersin. Peki C ile D'ye bakalım. D 1, 2, 3, 4 birim. Büyüklüğü 4. C'nin 3. Evet ikisi de sağa gidiyor ama büyüklükleri aynı değil. O zaman büyüklükleri aynı değilse bunlar eş vektör olamazlar. Yani C vektörü, D vektörü eşit değildir hocam. Anladık mı? Eşit olabilmesi için yönler ve büyüklükler aynı olması lazım. Bir vektörün negatifi ya da tersi işte aynı şey. A vektörü 3 birimlik A vektörü sağ yöne gidiyorsa sen burada ters çevirdiğin zaman 3 birim sola gidecektir. Büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmaz. Bir vektörün negatifi vektöre eşit ve zıt yönlüdür hocam. Zıt yönlü olması gerekir. Yani sen şunu şekilde gösterebilirsin. A vektörü eşittir. Eksi B vektörü. Bak B'nin tersini aldığın zaman A'yı elde edebiliyor musun? Elde edebiliyorsun. Ya da tam tersi B vektörü eşittir. Eksi A vektörü de diyebilirsin. Hiçbir farkı yok hocam. Tamam. Çok güzel. Şimdi vektörlerin bir skaler ile çarpımı. Yani 2 ile 3 ile çarpılması. Zaten dedi ki skaler büyüklükte yön yok. Demek ki yön etkileyebilecek bir şey yok hocam. Pozitif sayıyla çarpıyorsak hocam. Mesela 2 birimlik A vektörünü 2 katını alıyorsam 4 birimlik A vektörü elde edeceğim. 3 katını alıyorsam 6 birimlik. Ama yön bakın hep sağ tarafa doğru. Pozitif sayıyla çarparken herhangi bir sıkıntının olmadığını görebilirsiniz. Negatif bir sayıyla çarptığımız zaman sadece yön değişecek. Negatif. Tersini alacağım. Yani A 2 birim sağ tarafa doğru gidiyorsa, sağ tarafa doğru gidiyorsa sen bunu eksi 2 aldığın zaman sol tarafa doğru 4 birim. Tamam. 2 katını al. 4 birim ters çevir. Eksi 3A. 3 katını al. A 2 birimde 3 katı. 6 birim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Ters çevir. Eksi 6 birim gibi. Tamam.
Değer arkadaşlarım. Burada hani vektörler diyoruz mesela eksi 6. Bu eksi 6 buradaki eksi yönünü göstermektedir. Tamam. Bu şekilde söyleyeyim. Yoksa büyüklük olarak ifade edersen eksi 3 a'nın vektörünün büyüklüğü nedir derse 6 birimdir diyeceksin. Eksi 6 birim diye bir şey yok. Büyüklük negatif olamaz. Tamam. Evet, devam edelim. Şimdi 2 ve 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektör çizimi. Bakın x ve y eksenlerinde birinci bileşen x ekseninden ikinci bileşen y ekseninden gelir. Örneğin şurada bir tane daha çizelim örnek olarak. Bunu da siz videoyu durdurup bir yapın. Zaten kolay mantık. Zor değil. Bana buradaki A vektörünün büyüklüğünü yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an durdurup yazabilirsiniz. Bakalım doğru mu yapmışsınız. Nedir hocam? 1'e 5. Hayır. 1'e 5 diyen arkadaşlar. Önce x ekseni 5. Sonra y ekseni 1. 5'e 1. Tamam. Çuvallamayalım. Tamam. Dikkat edin. Birinci bileşen x. İkinci bileşen y. Hayda. 3 boyutlu sistem. X eksenim var. Y eksenim var. Ve bunlara paralel bir z eksenim var hocam. Bunların hepsi birbirine dik. Şimdi ha. Buradaki birinci bileşen x, ikinci bileşen y, üçüncü bileşen z. Bak z de 2 birim. Y de 4 birim. X de 3 birim. 3, 4, 2 diye sıralanmış. Tamam. Tabii ben şu an bu şekli burada çizemeyeceğim arkadaşlar ama mesela üstündeki sayıları değiştirelim. Atıyorum burası 6, burası 8, burası 5 olduğu zaman nasıl söyleyeceksin? 5,6,8 diye örneğin C noktasını söyleyebilirsin gibi. Anlaşalım olay burası. Pekala. Şimdi gelelim bu verilen koordinatları göstermeye hocam. Tamam. Zor değil. Hemen başlayalım. A'la başlayalım hocam. A vektörü x'e kaç birim? 2 birim. Y'de kaç birim? 2 birim. O zaman A 2,2'dir. Biz basit. Değil mi? Evet. B'ye bakalım hocam. B'de önce x'e bakalım. B'de x kaç birim? Şurada kesişmiş bakın. 4 birim. Y ekseni de eksi 2 birim. 4'e eksi 2. Olabilir mi? Olabilir. Yani bir sıkıntı yok. C'ye bakalım hocam. C'de x'te eksi 1 birim. Önce x'i yazıyorum. Y'de kaç birim? Eksi 3'e gelmiş. Eksi 3 birim. Eksi 1, eksi 3'tür. D'yi sizden bekliyorum arkadaşlar. Bakalım doğru mu yapmışsınız? Ben yorumlarınızı kontrol edeceğim. Tamam. Pekala. Burayı da bitirdik. Şimdi hocam vektörlerin bileşkesi kısmına geldik hocam. Şimdi hani skalar büyüklükleri toplarken normal cebirsel toplama işlemi yapabilirsiniz. Örneğin 20 kilogram elma aldım. 10 kilogram daha elma aldığım zaman ne olacaktır? 30 kilogram elma gibi. Birbirine zıt yönlü 15 ya da 20, 15 ya da 25 Newton büyüklüğü uygulamazlar. Şimdi hocam uç ucu ekleme yönteminde de şuna bakacaksınız. Bir diğeri paralel kenar yöntemi. Vektörlerin bileşkesinde. Ama tabii oraya bu videoda değinmeyeceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada K ve L vektörleri varsa hocam. Burada şu bantı yapacaksın. Örneğin ben L ile başlıyorsam mesela başlangıç noktasını şöyle yapacaksın hocam. L vektörünü getirdin ya. L vektörünün bittiği yere K'nın başlangıcını eklersin. Tamam mı? Mesela örneğin buradaki şekle bak. Şuraya yazalım. L vektörünün bittiği yere yerden K'yı başlatırsın. Peki bizim bileşke vektörümüz nereden hocam? Başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimiz bu R vektörü bizler için bileşke vektörü olacaktır hocam. Tamam. Şimdi örnekler üzerine daha detaylı alınacağız zaten. Şimdi mesela şu yukarıdaki örneğe bir bakalım. Ardından aşağıya ben de bir tane örnek yapacağım. Bir soluklanayım arkadaşlarım. Evet. Şimdi İkiden fazla vektörün bileşkesi durumunda ne yapacağız hocam? Burada istediğin yapabilirsin. Örneğin işte K'nın ucuna M ekleyeyim, M'nin ucuna L ekleyeyim gibi gibi gidebilirsin. Bakın biz ne yapmışız? K'dan başladım. K'nın ucuna L'yi ekledim. L'nin ucuna M'yi, M'nin ucuna N'yi ve K'dan M'ye kadar olan birinin başlangıcına diğerinin bitişine şeklinde gittik. Başladan bitirdiğim yere doğru da çizdim bu bileşke vektörü bu şekilde. Şimdi gelin bir tane örnek yapalım. Şu bizim için T vektörü olmuş olsun. X vektörü olmuş olsun.
Y vektör olmuş olsun, rastgele yapacağım tabi bunu. Tabi şöyle güzel şekilsel olarak da. Hı. Şöyle da A vektör olmuş olsun. Bizlere bunun birleşkesini sordu. Hocam istediğinden başlayabilirsin. İstersen de ki ben Y vektöründen başlayacağım. Y vektöründen başladım. Y'nin ucuna X ekledim. X 2 birim. 2 birim hocam, dikkat ha. X'in ucuna T'yi ekleyebilirsin istersen. T'yi eklersen tabii şu X'i şurada sileceğiz. Burası X vektörü. T'yi ekledim. T bir birimdi. T burada. T'nin ucuna A'yı ekleyeceğim. A nasıl hocam? Şuradan. A 2 birim burada. 1 birim. 2'ye 2 değil mi? 2'ye 2. O zaman şurada bitecek A. Evet. A vektörü de burası. Küçük A. Başlangıçtan bitişe. Nereden başladım hocam ben? Şuradan başlamadım mı? Bitişim burası. Şuradan şuraya çizdiğimiz bu R vektörü bizim için bileşke vektörü olacaktır hocam. İşte bunun R bileşke vektörünün koordinatlarını söylemek istersen x ekseninin nerede hocam? Altında. Özür dilerim. Y ekseninin altında. X de kaç birim? 2 birim. Y de eksi 2 birim. 2'ye eksi 2 şeklinde ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Tamam mı? Mantığı anlamamız için yeterli olacaktır. Şimdi geldim vektörlerde çıkarma işlemini hocam. Bir K'la ve L vektörüm var. Bana dese ki K eksi L vektörü. Sen önce ne yapacaksın hocam? Aslında şöyle yapacaksın. K eksi L vektörü diyor ya, sen şöyle yapacaksın. K artı eksi L vektörü. Yani L'nin tersini al, K ile birleştir. Aynı mantık olacak. Örneğin şöyle bir tane soru üzerine görelim. Yukarıda örneği verilmiş ama biz şöyle bakın. 3 birimlik bir x vektörüm olsun. 1 birimlik de şöyle bir y vektörüm olsun. Bana x eksi y vektörünü soruyorsa sen şunu yapacaksın. X artı eksi y vektörü. X'i al. Aldım hocam. 3 birim. Bu x. X'in ucuna y ekledim. Y burası. Başlangıçtan bitişe çizelim. Bu x vektörümdü. Burası y vektörümdü. Başladım. Şurası başlangıcım. Bitişe doğru çizdim. İşte senin bileşke vektörün bu olacak güzel arkadaşım. Tamam. Bu x eksi y vektörü. Dersen hata yaparsın hocam. Neden? Neden? Sen x artı y'yi yapmış oldun. Y'yi niye ters çevirmedin? Ha işte bak. Y'yi ters çevireceğiz. Şimdi y'nin yönü bu şekildeydi değil mi? Hı. Tabii y'yi ters çevirmek için şurada yazamazsın değil mi? Kareler bitiyor artık. O zaman bir altından yaz. Evet. Şöyle. X vektörü bu şekilde değil mi hocam? 3 birim. Y vektörü bak. 1'e 1. Değil mi? Bir birim yukarı olur. Bak. Şunun tersi bu şekilde değil mi? Heh. Şimdi sen başlangıçtan bitişe çiz bakalım. Bu x eksi y vektörü olmadı mı? He, bak gördün. Bu yaptığımız ne alaka? Bir önceki yaptığımız ne alaka değil mi? İşte bak eksi y de tersini alacaksın. Bunun negatifliğini alacaksın hocam. Tamam. 1'e 1 olacak yine. Ancak yönü değişecek. Tamam. Anlaşıldı mı? Ben bunu aynen şekil olarak şöyle bir kez daha sizlere 5'e 5'lik yapacağım. İnşallah diyelim. 1, 2, bir, iki, üç, dört, beş, altı, tamam. Sondakini sil. Evet, 5 tane oldu. Şimdi hocam, K eksi L vektörü ne demek? K vektörüne eksi L vektörü eklenmiş demektir, değil mi? Bu şekilde düşünebilirsin. Edersin ki hocam o zaman ben bu vektörü tersini çevirdiğim zaman K eksi L'nin şu sondakini bir daha ekleyelim. Bu vektörün tersi yani Y'de 1 birim, X'de 3 birimdi ya. Sen şöyle yaparsan. Yönünü değiştirdim. Bakın. Heh. Bu bizim için K artı L vektörü olmaz mı? Olur. Şimdi ben K vektörünü biliyorum değil mi? Şöyle bir K vektörüm var. K'nın ucuna bir şey eklemişim. Ve K artı L vektörü oluşmuş. Yine K 1'e 3.
Şöyle yapalım. Şöyle bir 1'e 3 olsun. 1'e 3 birim. Şimdi ben burada ekleyeceğim L vektörü. Nasıl bir L vektörü olmalı ki biz bu şekilde edelim. Tabii sen bu şekilde şöyle güzel bir çıkarım yapamazsın. Bak, K vektörü bu şekilde ise bileşke vektöründe şuradan başlatıp bittiği yerden 1, 2, 3 birim değil mi? Şöyle bak. Şöyle yaparsan eğer bu bizim için ne? K artı L vektörü. Şurası da şuradaki 2 birimlik de bizim için ne olur? L vektörü olur canım. Burası K vektörüydü. Anladık mı olayı? Yani sen K'yı bitişe doğru şey yaparsan K'lı L'nin bileşkesini aldıktan sonra K artı L'yi elde edebilirsin. K, L bak. K'dan başladım. K'nın ucuna L'yi ekledim. K'dan L'ye doğru çizdim. Anladık mı mantığı? Her zaman yaptığımızı yaptık. L vektörümüz neymiş hocam? Şu şekilde. 2 birim sola doğru. Tamam. Bu şekilde hocam. Tamam mı? Anlaştık mı? Harikasınız. Geldim bu soruya. Herhalde biz bunu 3 tane ayrı ayrı yaptık muhtemelen. Bir sığmayacağı için. Şimdi bana diyor ki KLMN bileşkesine eşitse L vektörünün yönü ve yönü şey yönü ve şekli, tamam. Şimdi biz bunu bir şekilde şöyle göstermeye çalışalım. Kaça kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane yapalım şöyle. 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. İdare edin arkadaşlar şekillerden dolayı. Tekrardan kusura bakmayınız diyelim. Şimdi K nerede? Şurada. K kolay olduğu için K'dan başlayabiliriz. K'nın ucuna L ekleyeceğim. L 2'ye 2 birim. Yani şöyle bir L vektörü olabilir mi? Daha da güzel şekilde çizmeye çalışalım. Tamam, şöyle olmadı. Güzel olmadı. Bir daha şey yapayım. K'nın ucuna şöyle bir L vektörü ekledim. 1'e 2'ymiş, özür dilerim. Şöyle 1'e 2. Anladık mı L vektörünü? Çok güzel. K'yı ekledim. L'yi ekledim. L'nin ucuna M ekleyebilirsin ya da N'yi de ekleyebilirsin. N'yi ekledim hocam. N'yi ekledim. 2 birim şöyle oldu. K tamam. L tamam. N tamam. Şimdi L'nin ucuna şimdi K L yaptık. N yaptık. Sonra M ekleyeceğim. Bunun ucuna da M ekleyeceğim. 2'ye 2 birim. Yani şöyle olacak o zaman. Şurası. Başlangıçtan bitişe çizdiğimiz burada başladım. Ve şurada bitirdim ya değerli arkadaşlarım. Buradan şuraya doğru çizdiğimiz buradaki R bileşke vektörüdür. Ve sen R bileşkeyi şu şekilde R bileşkesini 2 birim olarak söyleyebilir misin hocam? Söyleyebilirsin. Artı x yönünde olduğunda bulmuş olduk. Anlaşıldı mı hocam? Peki. Özür dilerim. Şimdi geldim B şıkkına. Yine küçük de çizilebilir. Evet, şey yapalım. Küçük şey yapalım. Beş. Oldu herhalde. Evet. 7'ye 4 mü? Tamam, 7'ye 5 olsun. Hiç önemli değil. Zaten 7'ye 5'miş. Şimdi hocam. 2K. K'nın 2 katını alıyorum. Siyah kalemle güzel gideriz. K'nın 2 katını aldım bak. K 1 birimdi. 2 katını alırsam 2 birim olur. 2K. Eksi 2L diyor. Şimdi eksi 2L burada sığmayacağı için 2K yaptık. 1 bölü 2 M'yi yapalım. M şimdi hocam 2'ye 2 diye ne oldu hocam? 1'e 1 oldu. O zaman M vektörüm de bu şekilde. 1 bölü 2 M vektörü. Anladık mı olayı? Evet. Şimdi eksi 3 bölü 2 yani. Burası 2 idi. Eksi 3 bölü 2 ile 2'yi çarptığımız zaman ne olur? Eksi 6 bölü 2'den eksi 3 gelir. Yani 2 birim
Artı 2 birimdi. 3 katını alacağım. 3 katını alacağım. Değil mi? Pardon. Eksi 3 bölü 2. 1,5 katını alacağım. 3 birim sağa gitmiş olacak. Aynen öyle. Şöyle olacak. Aynen öyle. Heh. Eksi 3 bölü 2 n vektör olmuş oldu. N'i de hallettim. Şimdi kaldı L. L de eksi 2L'ymiş. Yani şu önce bunun tersini alacağız. 2'ye 1'di. Ne olacak hocam? 4'e 1 birim ama yukarı gideceğiz. Nasıl yukarı yapalım? Şekil olarak sığmayacak. Tamam. Şu şekli şuraya aşağıya kopyaladım. Şöyle. 1 birim. 3 birim. Heh. Şimdi şuradan yapalım. Şurada. Şimdi L'miz neydi? 2'ye 1'di değil mi hocam? L. X'te 2 birim. Y'de 1'di. Sen bunu 4'e 2 yapacaksın. 1, 2, 3, 4'e 2. Şöyle bir şey olacak L vektörü. Aynen. Burası da eksi 2L vektörüdür. Başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimiz R vektörü görecektir hocam. Zaten ders kitabınızda var, anlamışsınızdır. Geldim C şıkkına. Güzel bir soru daha. Evet, bir tık uzun video oldu arkadaşlar ama maksat anlaşılır olması. Yoksa süre bizim için önemli değil, değil mi? Yani. Şimdi hocam yine 1, aynen öyle 7. Şimdi hocam L vektörü öyle değil, değil mi? L vektörü K vektörü bir birim aşağıydı. Sen bunu tersine alacaksın. O zaman bir birim yukarı. Sonra N vektörünü ekleyeceğiz. 2 birim N vektörünü ekledim. Şurası. E ne oldu hocam? 0. Şuraya gelmedi mi? Başlangıçtan bitişe zaten aynı yerdeyim. Başladığım yerdeyim. Yöne bir büyüklüğü 0. Evet değerli arkadaşlarım. Bu konuyu bu şekilde bitirmiş olduk diyelim. Bir sonraki videomuzda paralel kenar yönteminin özellikleri de var tabii. Onları işlemiş olacağız. Zamanımız yeterse vektörlerin iki boyutlu kartezyen koordinat sistemiyle bileşen ayrılmasına da değinebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyelim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Allah'a emanet. Görüşürüz.